Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu? Bunu anlatmak ister misiniz? Yoksa bu gizli bir hikaye mi? Tabii ki anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Nasıl oldu bu büyük aşkı? İlk defa anlatıyorum. Haydi. Vallahi mı? Birkaç saat sürer. Dinleriz yok be, 2 dakikada anlatırım. Eniştem, rahmetli eniştem vokalistliğimi yapıyordu. Ondan sonra bir vokalist sıkıntısına düştük. Hmm, başın sağ olsun. Vokal arıyor. Enişte Allah nasıl? Razı olsun. Ne oldu da? Kaza falan değil. Motosiklet kazası. Evet. Allah rahmet eylesin. Sonra böyle bir arayışa girdik. Benim sazımın şefi, maestromuz dedi ki MB orkestrasının solistini alırsak çok iyi olur dedi. Gelir mi bilmiyorum dedi. Dedim ki ben tanımıyorum ama o zaman Çağlar'ı. Alacaksın dedim Fuat'cığım. Ne yapıp yapıp alacaksın madem ki iyiyse. Bizim de iyi birine ihtiyacımız var. Yani solisti sırtlayacak götürecek. Hocam benim solisti mi geldi ya? Tabii Enbe'nin solisti. Senin vokal olmak da ama ayrı bir paye. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sonra ve ilk işi, ilk konserimiz de Kuruçeşme Açık Hava Konseri. Ben de prova yapmayı sevmem. Bir tane şarkıyı beraber okumamız lazım Çağlar'la. Orada sonra ben onu tanıdığımı... Kıbrıs'ta Enbe'yi, Behzat Hoca'yı, Behzat gerçekten şu an benden nefret ediyor. Niye? Çağlar'ı aldığım için. Adama elden almakla kalmadı, bir de evlendi. Bir şey olur. Behzat'ı da arkada şey yapsın. Sonra bir şarkı Dünyadan Uzak'ta, o zaman çok popüler. Dedim ki beraber bu ikisi, 3 tane vokal var, 2 kız bir de Çağlar. Üçünü de tanımıyorum, ilk defa yan yana gel. Çağlar'ı gördüm, daha ben onu bir yerde dinlemiştim falan yaptım ama... Prova diye böyle bekliyorlar. Çağlar da o zaman demiş ki kendi kendine... ...ya Seda Sayan provaya gelmiyor. Bir hata olsa bize patlayacak. Yani bu iş bize patlayacak. Yandık demiş. Sonra ben geldim böyle bir tedirginler dedim ki... ...ay sen ne kadar dedim şeysin ya tedirginsin. Rahat ol benim sahnem çok güzeldir dedim. Geçtim. Adamı bir rahatlatmışsın. Öyle bir rahatlatmışım öyle olmaz ki. Sonra çok dünyadan uzak şarkısını Çağlar girecek. Ben bana kalan kısmına gireceğim. Çağlar girdi, böyle bir döndüm. Öyle güzel girdi ki şarkı, ben giremiyorum. Allah! Kaldım böyle gözüne baktım. O an Yıldırım aşkı mı? Yemin ediyorum bak kaldım, hayır bir şey yok ama... ama yeteneğine vuruldunuz belli ki. Ya bilmiyorum neye vuruldum, döndüm. Şarkı okuyacağım, giremiyorum. Tekrar ona dönüp bakıyorum. Neyse topladım kendimi, program bitti falan. İşte teşekkür ettik birbirimize, bir sonraki işte... tekrar birlikte olacağız falan. Sonra sazımın şefi Fuat hocamız dedi ki, biliyorlar onlar da, sahnede sadece tutarsak Çağlar'ı tutamayabiliriz elimizde. Televizyonda da olması lazım dediler. Evet doğru. Çağlar Efendi ya. Öyle ama. Ben sadece sahnede, Enbe'deyken sadece sahnede değil miydi? Ama çok Enbe çok işlere gidiyor. Çok düğünler. Maddi işler. Olarak olmaz. Bir de Çağlar hem öğretmen. Hmm. Şimdi öğretmen olduğu için talebeleri var. TRT'de program yok, programa gidiyor. MB ile çalışıyor. Adam full. Full yani. Ben Çağlar... müzik adamı çıktı bu. Öyle bu ama. Bu adam hakikaten. Dolu dolu bir müzik adamı çıktı. Öyle ama. Bir de zaten bu işin ilmini de almış. Hmm. Ben alaylıyım. Akademisyen mi? O mektepli şeyde? Tabii. O mektepli, ben alaylıyım. Öyle ama ben öyle. Ben öyle, öyle gece kondudan böyle bağrından çıkıp gelmişim. Yardır yardır. Hey gidiyor. Kraliçeler gibi yaşamaya. Aynen. Yardır yardır gelmişim. Peki sonra aşka dönüşme hikayesi bu. Ha televizyonda da olmak istedi. Gel televizyona da gel. Tabii Çağlar. Programa da geliyor gidiyor. Yine bir şey yok biliyorlar. İşte hatay bir şey yok. Peki ya. Peki Yalçın abi hani ilişki gibi bir şey olduğu anda. Yılmaz abi. He, Yılmaz Yalçın. Wow. İlişki gibi bir şey olur gibi olduğu anda sen aa diyor musun gene orada da? Ya şaşırdık kaldık. Ama herkes aa diye yapıyor mu tekrardan yoksa? Yalnız kendi... bana mahsus o. Bundan yanımda ufacıktan ha. Öyle bir şeyler yapabiliyorsun. Tamam güzel. Yani normal hayatta da yapıyorsun yani. Bir şey dedi doğru diyorsunuz mu? Doğru. Süper. Maşallah. Amin. Bunun gibi. Bunlar var. Yerine göre hepsi geçiyor. Her şey var bizde. Güzel. Tamam. Peki tam televizyonda da olmadı. Ne zaman oldu Seda Hanım? Bu Seda Sayan'a ulaşmak bu kadar... Yani bir adam bayağı bir mesai harcamış bu konuda galiba. O harcamadı, ben harcadım mesai. Aa, canım. Evet. Doğru. Doğru bak. Bizde yalan yok. Gerçekten bizde yalan yok.
Çünkü biz baktık ki adam düzgün, terbiyeli, efendi, tertemiz. Oluru var. Bu bize yakıştı. Biz tamam. Derken tamam. Bu siz ihtiyar et gibi... Biz. Yani ihtiyar derken karar yani. Karar merci olarak siz işin içinde misiniz hep Seda Sayan Nev? Bakışlarına bayılıyorduk zaten. Bak, öyle bak. Güzel bakıyordu ki biz diyorduk ki bunun arkasında büyük bir aşk olacak ve doğdu. Ben mi bakıyordum? Evet. En çok kim bakıyordu? Evet sen. Ben mi Şadıma? Müthiş bakıyordun, müthiş. O kadar çok seviyordu ki o bakışları. Bak, sevgi ben hiç farkında değil. Bak, bizde yalan yok. Asla yalan Seda yok. Seda Hanım. Ama abla da aşık olmuş diyordu. Çağlar Bey de size çok güzel bakıyor. O da bakıyordu değil mi? Ha? Ben de bakıyorum. Dur. Üçten, üçten. Ya siz şu an böyle birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Yani... Her sabah. Her sabah beraberiz. Hayır, programda Çağlar beraber. Bir de evet, çok hemen... kıskanıyordu. Beni değil mi? Tabii, biz oradan anladık. Kıskanıyor muydu? Çok kıskanıyordu. Kıskanıyor, hiç bana söylemediniz. Yerel sanatçıdan, herkesten kıskanıyordu. Hiç söylemiyordunuz bunları bana. Yılmaz abi sen de bir Çağlar'ı. Sesiyle, bakışlarıyla Seda Hanım'ı büyülüyor. Evet. Çünkü her sabah Seda Hanım onu... Bebeği gibi sever sahneye bak, çıkarken. Biraz özele girdi. Vallahi bak. Biraz özele girdi. Biraz girdi. Yılmaz abi. Şimdi biz sana A yapacağız. Tabii. O kadar özele gidersen A'yı biz A yapacağız yani fazla. Öyle sever böyle severlere girmeyelim. Evet. Onu. Peki sizin de gönlünüz olması gerekiyor mu bu kadar? Mesela Seda Hanım tek başına beğense yetmiyor mu? Sizin hepinizin beğenmesi tabii gerekiyor biz... muydu? Seda Hanım arada bize soruyor. Bir ara bana bile dedi. Yılmaz abi dedi. Yoksa dedi çok mu yüz veriyorum bu dedi Çağlar'a. Sevmesiyle, ilgilenmesiyle. Evet. Ama gereğini yapıyor yani. Erkekler öyle ilgiyi de sever. Bak. Eser ne diyor ama siz beraber mi yaşıyorsunuz? Neredeyse beraber yaşıyoruz. Çünkü her gün, haftanın 5 günü beraberiz biz. Mükemmel ya. Biz de böyle bir beşli yapmamız lazım. Cünnet lazım. Ben buradan kimi alsam diye ben de düşündüm biliyor musun? Sizi eve alayım mı? Sizi hanginiz gelirsiniz? Beraber şey yapalım. Hepsi gelir. Yuhlayalım falan. Tabii canım.